En düşük emekli maaşı için bomba tahmin, kök maaşlarında zam olacak mı? Emekliye yapılacak zam oranlarında yeni tahmin ünlü ekonomisten geldi. Peki emeklilerin kök maaşlarında çalışma olacak mı? İşte detaylar. Milyonlarca emeklinin yeni yıl zammını bekliyor. Ekonomist ve uzmanlar enflasyon verilerini göz önünde tutarak yeni yıl zammına ilişkin tahminlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız, ifadeleri emeklinin beklentilerini artırdı. 16 milyon emekli gözünü Ocak 2024 zammına çevirdi. Emekli aylığında yapılan hesaplamalara göre en güçlü formül öne çıkıyor. Konuyla ilgili ekonomist Muhammed Bayram merak edilenleri milliyet.com.tr'ye anlattı. Kök maaşlara ayrı çalışma olacak mı? Bayram, kök maaşları ile ilgili detayları paylaştı. Muhammed Bayram konuyla ilgili şunları söyledi. Geçen sene en düşük emekli maaşı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseltildi. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye artırıldı. Burada 7500 TL'lik en düşük emekli maaşının Temmuz ayında artırılmasını bekliyorduk ancak ara zam yapılmadı. Hep söylediğimiz şey şuydu, kök maaşların asıl maaşlara dengelenmesi. Eğer böyle olursa bundan sonra yapılacak olan oransal zamlardan aynı ölçüde faydalanılabilir, 6000 TL kök maaşı olan bir kişi Temmuz ayında 7500 TL ödeme aldı. Kök maaşı 6000 TL ve altında olan kişiler zamdan faydalanamadı. Devlet zaten bunu 7500 TL'ye tamamladı. Eğer bir kişinin maaşı en düşük emekli maaşı kadar olursa bundan sonraki oransal zamlardan maksimum düzeyde faydalanmış olur. Farz edelim ki en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseldi. Sene başında da %50 artış yapıldı. Yani bu kişi 15.000 TL maaş almış olacak. Diyelim ki kök maaşlar 10.000 TL seviyesine yani en düşük emekli maaşına artırılmadı, kişinin kök maaşı 6.000 TL'ydi, %50 artış yapıldığında bu 9.000 TL yapar. Yani aslında oransal zamdan faydalanamayacaklar. Bu kişilerin maaşı 10.000 TL'ye tamamlanacak.